Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. İçimden bir ses diyor ki, sen farkındalığı ne zannediyorsun ki? Farkındalığın yükseldikçe yollarının güllerle besleneceğini mi zannediyorsun? Tabii ki. Yolların güllerle bezenecek. Fakat bu dikenlerin olmayacağı, onların üstüne hiç basmayacağın anlamına gelmez. Bilmelisin ki yolun zaten güllerle döşeli. Sadece onları daha çok fark etmeni beklerler. Ve kesinlikle dikenleri dert etmeyeceksin. Hayat sana elbette daha çok gül taşıyacak. Fakat her an için kesinlikle değil. Hayatında değişimler gerçekleşirken aslında dönüşüm geçiren sen kendin olacaksın. Genellikle insanlar farkındalıkları yükselirken kendilerine sadece muhteşem insanları ve her şeyin en güzelini çekeceklerini, günlük hayatta onları artık hiç zorlamayacağını, fırtınaların olmayacağını zannederler. Ama yanılır. İyi olacağı anlamında bir gerçeklik payı vardır. Fakat nasıl ki bir evin kapısı o evin içindekini yansıtmıyorsa, söz konusu durum da tam da bunun gibidir. Farkında olarak etrafta yürüyebilirsin ama sana taş da atabilirler ve bu taşlar da her zaman hedefini şaşırmaya bilir. Herkes kim olduğunu bilmeyebilir. Ben bu yüzden hayal kırıklığı yaşamanı, bunlar oldu diye farkında olmadığını düşünmeni kesinlikle istemiyorum. Farkındalık senin hayatında büyük değişimler yaratacak. Fakat asıl dönüşüm sende olacak. Senin içinde, bakış açında, duruşunda, davranışında. Mevcut hayat algılayışında ve ona yanıt verişinde olacak. Artık daha dengeli, farkında bir hayat sürebilirsin. Hayatına ışık gelmiş, aydınlanmış ve hatta gün be gün daha fazla ışık çekiyor olabilirsin. Bilmelisin ki yine de kaygan, buzlu zeminler, fırtınalı, yağmurlu havalar yine olacak. Mesela sen aydınlanmış bir polis olabilirsin. Fakat suç mefhumu hala daha dünyayı kasıp kavuruyor olacak. Diyelim sen aydınlanmış bir çöpçü de olabilirsin. Fakat insanların çöpleri hala daha orada mevcuttur. Elbette ki bugüne kadar yaptığın işi değiştirebilirsin. Değişiklik yapabilirsin. Fakat farkında olsan da olmasan da yemek yediğin tabakları yine temizlemen gerekir. Sokaklarda hala daha pis su birikintileri ve çamurlar olacaktır.
Eğer farkındalığın hayatını kolaylaştıracağını düşünüyorsan, sen farkındalığın sınırlı durumunu düşünüyorsun. Yani farkındalığa sınırlı yaklaşıyorsun demektir. Sen farkındalığınla dünyayı yepyeni bir ışıkla görmeye başlamış olabilirsin. Fakat hayat zannettiğin kadar ve senin istediğin kadar senin etrafında dönmüyor. Etrafını çevreleyen şeyler hala aynı olabilir. Servet sahibi bile olamayabilirsin. Servet edinemeyebilirsin. Hala daha uyku ihtiyacı duyabilirsin. Kendi çevrende aydınlanmış tek bir kişi olmamasından dolayı keyif almayabilirsin. Yalnızlık hissedebilirsin. Aslında farkındalık senin kişisel hayatın ve kişisel tatmininle ilgili bir şey değildir. Bunu fark et. Ne kadar muhteşem ve ne kadar kutsanmış olduğunla ilgili de değildir. Aydınlanma aslında bir armağandır. Onun sorumluluk duygusuyla ve insanoğluna hizmet etmekle alakalı olduğunu fark et. Ve bundan mutluluk duy. Aydınlatılmış bir birey olarak artık oyun sahan çok genişledi. Artık oyun sahan dünyadır. Oyun sahan evrendir. Erişim alanın çok daha genişlemiştir. Eğer farkındalığı sadece kendin için istiyorsan, yanılgı içinde olduğunu fark et. Eğer madalya beklentisi içindeysen, hayal kırıklığına uğrayabilirsin. O halde sen aydınlanma arayışı içinde olmaktansa, sen dön. İçinden gelen bu sesi, yani beni dinle. Arayış içinde olmak hayırlıdır. Ve sen de iyi birer arayıcısınız. Artık bir şeyleri elde etmenin arayışında olma. Aydınlanmayı elde etmenin arayışında sakın olma. Aydınlanma yolunda ilerlerken keyif almanın, mutluluğun, vericiliğin arayışında ol. Aslında kendini unutmanı söyleyecek kadar ileri gidebilirim. Fakat kendini feda etmeni söylemiyorum. İkisinin arasındaki farkı gör. Diyorum ki, mesela mutlu olduğun zamanlarda kendini düşünmüyorsundur. Fark et. Hatta mutlu olmayı bile düşünmüyorsundur. Mesela güzel bir sanat eseri yaparken, bir beste yaparken, şarkı söylerken ya da bir duş alırken, çocuğunla oynarken ya da ailen için güzel bir yemek hazırlarken bir süreliğine kendini unutursun. İşte böyle anlarda farkında olmadan evrenin tüm gücünü arkana alarak hareket edersin. Fark et. Aydınlanmanın nasıl bir şey olduğunu sen zaten
için için bunu biliyorsun. Çünkü onu sana sürekli olarak ben hatırlatıyorum. Aksi halde onu bu kadar çok istemezdin. Sen dön ve benden gelen sesi, iç sesini dinlemeyi öğren. Ben daima seninleyim. Ne kadar küçük olursa olsun, ilk adımı isteyerek at. İyileşmeyi ve öğrenmeyi bütün içtenliğinle iste. Mucizeler mutlaka gerçekleşecektir. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim suçluysa özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum dostlarım benim.